Efendim şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Başkan. Değerli bakanlarım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli engelli kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Engelli Haklar Ulusal Eylem Planımızın kamuoyuyla paylaşılması münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Sözlerimin başında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere iletmek isterim. Programındaki ani bir değişiklik sebebiyle sizlerle bir arada olamadığı için üzüntülerini ifade ettiler. Tekrar selamlarını ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Değerli kardeşlerim, geçen hafta bir köşe yazısı okudum. Görme engelli bir yazarın yazdığı bir köşe yazısı. Orada bir konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için şöyle bir soru soruyor. Evimin dışında bir yerde, bir otelde olsam deprem sırasında beni hatırlayan olur mu? Tabii bu soru hakikaten beni çok düşündürdü. Toplumda özellikle dezavantajlı kesimlerin sorumluluğunu üzerinde taşıyan, hisseden siyasetçilerin de üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Sadece düşünmek değil tabii, bunun gereğini yapmak önemli. Sadece gereğini yapmak Cumhurbaşkanımız gibi bir hassasiyet taşıyan siyasetçiler açısından değil, bunu kurumsallaştırmak, bir anlayış değişikliğini önce sağlamak ve daha sonra da bu anlayış değişikliği üzerinden bunu kurumsal hale getirmek, yöneticilerin, siyasetçilerin inisiyatiflerinin dışında kendinden işleyen bir sistem haline getirebilmek. İşte Türkiye'de son 20 yıldır esasen gerçekleştirilen budur. Yarınki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya geldiğimiz, her biri ayrı, az önce hocamız, Gamze hocamızı dinledik. Her biri ayrı başarı hikayesine sahip engelli kardeşlerimizi, mücadeleleri, gayretleri, kararlılıkları için tebrik ediyorum. Dün başlayan 12. Engelsiz Yaşam Fuarı'nın da engelli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Kendi alanında ülkemizde tek, dünyanın da en büyük 6. fuarı olan bu etkinlik, engellilerle ilgili farkındalığı arttırmayı, kurumlarımız arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Engelli ve yaşlı insanlarımızın sosyal hayata katılımını kolaylaştıran yeni teknolojilerin ve çözüm yollarının da yer aldığı fuarımıza destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi rehberliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 85 milyonun tamamını kucaklamaya, yıllardır dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, dışarıda bırakmadan insanımızın her bir ferdine devletimizin hizmetlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize her alanda olduğu gibi engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda da adeta çağ atlattık. Engelli kardeşlerimize yönelik çarpık ön yargıları kırmakla kalmadık, aynı zamanda onları hayatın içine katacak adımları da attık. Köklü Kerim Devlet geleneğimizi günümüzün sosyal devlet anlayışıyla harmanlayarak bu alanda yeni ve özgün bir paradigma ortaya koyduk. Devletimizin şefkat şemsiyesini genişletirken yardım, lütuf veya ihsan yerine hak temelli bir anlayışla hareket ettik. Bunun için önce engellilerimizle ilgili güçlü bir hukuki altyapı oluşturduk. Ülkemizin ilk engelliler kanununu 2005 yılında çıkarttık.
Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini 2009 yılında kabul ettik. Anayasa değişikliğiyle engellilerimize yapılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde güçlü hukuk metniyle garanti altına aldık. Bunun yanında mevzuatımızı özürlü, sakat, çürük gibi incitici ifadelerden tamamen arındırdık. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi geniş bir yelpazede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bütün bu çabalarımız sayesinde ülkemizdeki kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı 21'den 104'e yükseldi. Kamu özel toplam 403 bakım merkezinde şu an 33 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. 2007 yılında başlatılan evde bakım yardımı kapsamında 562.365 vatandaşımıza aylık ödeme yapılmaktadır. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için hayata geçirilen 149 Umut Evi'nde 654 kardeşimiz hizmet almaya devam etmektedir. Her ilimizde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 130 engelsiz gündüz yaşam merkezimiz çalışmalarına devam etmektedir. Dünyada bir ilke imza atarak 2012 yılında engellilerin istihdamı için ayrı ve merkezi bir sınav uygulamasına geçildi. Böylece kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 12 kattan fazla artarak 66 bine yükselmiştir. Özel sektörde engelli istihdamını teşvik amacıyla yükümlü olmadığı halde engelli çalıştıran veya kota fazlası engelli çalıştıran işverenler için sigorta primi destek miktarı %50'den %100'e çıkarıldı. Resmi ve özel eğitim kurumlarına devam eden engelli öğrencilerimizi okullarına ücretsiz olarak taşıma imkanı sunuldu. Özetin özeti diyebileceğim bu tarihi nitelikteki çalışmalar yanında engelli kardeşlerimizin yükünü hafifletecek daha pek çok proje devreye alındı. Türkiye, yapılan bütün bu yatırımlar ve hukuki düzenlemeler neticesinde sosyal politikalar alanında dünyada örnek gösterilen bir konuma gelmiştir. Elbette bunlar yeterli değildir. Kendimizi ve politikalarımızı da sürekli geliştiriyoruz. Sayın Bakanımız da bahsetti. Otizmli çocuklar konusu ülkemizle birlikte bütün dünyada öne çıkmaktadır. Otizm eylem planında otizmle ilgili farkındalığın oluşması, kurumsal ve akademik altyapının tesisi noktasında önemli kararlar alınmıştı. Bu doğrultuda otizmli kişiler için 6 ilimizde ihtisaslaşmış gündüz yaşam merkezleri açıldı. Ancak özellikle son dönemde bu konuda yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı da görülmektedir. Önceki tecrübelerimizin, ailelerimizden gelen taleplerin ışığında otizm meselesinde yeni adımlar da atılacaktır inşallah. Daha etkili hizmet üretebilecek, toplumsal kabulü ve bilinci arttıracak ikinci otizm eylem planı Nisan ayında inşallah hayata geçirilecek. Artan saldırılar ve tehditler karşısında toplumun kilit taşı olan aile müessesesini korumaya da büyük önem veriyoruz. Avrupa'da birçok ülkede bile bu konuda önemli tartışmalar sürdürülüyor ve adımlar atılıyor. Türkiye'nin bu konuda da öncülük yapması gerekir. Bu amaçla hazırlıkları tamamlanan anayasa değişikliği teklifi malumunuz mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşüldü. Bütçe takviminin bitmesinin ardından inşallah teklifin meclis gündemine geleceğine inanıyorum. Aile kurumunun güçlendirilmesi yanında inanç özgürlüğü bağlamında hak ve özgürlükleri de genişleten bu teklifin, teminat altına alan bu teklifin güçlü bir mutabakatla benimseneceğine inanıyorum. Değerli misafirler, hayatın olağan akışı içinde yeni taleplerin, beklentilerin ortaya çıkması gayet tabidir. Siyasetin ve devletin görevi bu ihtiyaçları görmezden gelmek değil, doğru şekilde yönetmektir. Siyasetçi halkın gerisine düşüyorsa bir süre sonra oyun dışı kalmaktan kendisini kurtaramaz. Aynı şekilde halkıyla bağı kopan bir siyasetçinin de
ülkesine hizmet edebilmesi mümkün değildir. Biz hangi konumda olursak olalım, şimdiye kadar hep milletimizle yürüdük, milletimize hizmet ettik, milletimiz için çalıştık. Günü kurtarmak yerine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin istikbalini şekillendirmenin, yarınlarına damga vurmanın peşinde koştuk. Son 20 yıllık dönemde devletimizin hizmet çıtasının sürekli yukarılara taşındığını, sürekli kendimizle yarışarak politikaların sürekli geliştirilmesi suretiyle Türkiye'nin bugünlere gelmesine hizmet edildi, gayret gösterildi. Şimdi de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına istikamet çizmenin mücadelesi veriliyor. Milletimizin ve dünyanın huzuruna Türkiye yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Geçen sene Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2030 engelsiz vizyon belgesinin çerçevesi bu anlayışlarla belirlenmişti. Vizyon belgesinin 2023-2025 yılları arasındaki uygulama aracı olan Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıkları da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hassasiyetle yürütüldü. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, istihdamdan erişilebilirliğe, eğitimden sağlığa, siyasi hayata katılımdan hakların korunmasına kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu plan, güçlü koordinasyon, çok taraflı işbirliği ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı ve 275 faaliyeti içermektedir. Ulusal Eylem Planı, kamu kurum ve kuruluşlarının politika, program ve hizmetlerine ilişkin bütün süreçlerde engellilik konusunun hak temelli bir yaklaşımla ele alınmasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Engelli fertlerin durumlarının çeşitliliğine ve düzeyine bağlı olarak farklılaşan ihtiyaçları için gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri öngören çift yönlü yaklaşımla hareket edilmektedir. Etkili koordinasyon ve çok taraflı işbirliğiyle engelli fertlerin katılımını gözeterek bu plandaki bütün faaliyetlerin uygulanacağından kimsenin hiç şüphesi olmasın. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, yeni yönetim sistemimizin ruhuna uygun şekilde daha da güçlendirilmektedir. Kurul Bakanlığımız koordinasyonunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanmasından sorumlu olacaktır. Eylem planımızı tatbik ederken istisnasız herkes sorumluluk üstlenecektir. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum dahil toplumun bütün tarafları sürecin bir parçası haline gelmektedir. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın kurumlarımızın ve milletimizin sahiplenmesiyle layık olduğu şekilde hayata geçirileceğinden hiç şüphem yoktur. Bu düşüncelerle bir kez daha eylem planının hazırlanmasında emeği geçen herkese, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni planın, engellerin engellilerin haklarının korunmasına ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'a hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aile fotoğrafı için kıymetli protokolümüzü sahneye davet edelim.